taatlerimizi en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kireççi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerden etkilenen illerden denizle ilgilen depremzedelerle Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Ahmet Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örkü de katıldı. Kireççi yaptığı konuşmada depremler nedeniyle büyük acı yaşayan Türkiye'nin bu acıda birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağını ifade etti. Millet olarak 6 Şubat'ta 2 gün sonra 2 ayı geride bırakmış olacağız. Çok büyük bir felaketle yüz yüze kaldık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu felakette rahmeti rahmana uğurladığımız bütün kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak bu travmayı da, bu afeti de çok şükür atlatmak üzereyiz. Tabii ki acı büyük. Şu anda 11 ilden, depremin yaşandığı 11 ilden hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz bu yurtlarımızda Denizli'mizde misafir, Denizli halkımıza, Denizli'deki bütün yöneticilerimize biz de sizler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü kardeşlik, dostluk, aynı ülkenin vatandaşı olmak, millet olmak, bir olmak, beraber olmak işte tam da budur. Önce enkaz altındaki canlarımızı kurtarmak için mücadele ettik. Artık enkazdan kurtarılacak canlarımız kalmadığında bu kez oradaki enkazın kaldırılması çalışmalarını yürüttük. Vatandaşlarımızın çadır başta olmak üzere o ilk günlerdeki ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü beslenme, barınma, giyinme, hijyen ihtiyaçlarını devlet olarak, ülke olarak, millet olarak karşılamanın çabası içerisinde olduk. Sonra konteyner kentler kuruldu. Konteyner kentlerde sizin geride bıraktığınız o kardeşlerimiz şu anda o kentlere, konteyner kentlere yerleştiriliyor. Ve işin bundan sonraki aşaması olan temeller atılarak TOKİ'nin afet konutları inşası başladı. Bunlar kent merkezinde olanlar, kente göre köy ve kırsalda olanlarda köy evleri tarzında inşallah bir yıllık sürede yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bakan Kireççi iftar programında yurtta kalan depremzedelerin sorunlarını dinledi, çocuklarla ilgilendi. Zor günümüzde bizimle beraber bizimle sorunlarımızı paylaştınız. Allah razı olsun. Allah sizden bir kere razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki bu devletin vatandaşı. Ben de yakınlarımı, yani hepsi kardeşimiz ama kendi ailemden yakınlarımı kaybettim. Kuzenlerimi kaybettim. Yeğenlerimi kaybettim. Ama hepsini bağrımıza bastım. Çünkü Rabbimizin takdiri, burada toplamda kaç bin kişi var Denizli'de? 2000. Bu yurtta 2200 kişi. Toplam Denizli'de 17.700 kardeşimize şu anda Denizli ev sahipliği yapıyor.